Demek ki kabul etmemiş Mehmetciğim. Demek ki bunlar başımıza kalmış Şükrancığım. Şu dükkana bir bilgisayar alsak diyorum. Nasıl olur? Hadi ne yapacaksın bilgisayarı? Oyun mu oynayacaksın? Yok baba, niye oyun oynayayım? Herkes e-mail adresi sorup duruyor. Yani çizim yollamak isteyen oluyor, parçanın fotoğrafını yollamak isteyen oluyor. Daha sen gelmeden önce bilgisayarımız yok diye bir iş kaybettik. Bak Ceren, sen artık genç bir kız oldun. Biraz zayıflaman lazım. Sonra seni kimse beğenmez, evde kalırsın. Oh ne güzel. Ceren, bak şimdi bana bir söz ver. Artık benden hamburger istemek yok, tamam mı? Söz mü? İyi, tamam, söz. Benimle evlenmeni istiyorum. Şey... Paramı ne zaman alacağım abi ya? Önce bir kur, çalıştır bakalım. Hem ikinci el mal öyle kontrol edilmeden alınır mı? Görmüyor musun abi? Fıstık gibi bilgisayar işte. Benim, Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle kızınız İpek'i oğlumuz Çağatay'a istiyoruz. Efendim, gençler birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Bize de bir şey demek düşmüyor. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. İpek, kızım gel bir el öp bakayım. Babacığım. Sağ ol kızım, sağ ol. Hadi hayırlı olsun. Babacığım. Hayırlı olsun. Anneciğim. Hayırlı olsun ya. Bu adama karşı en başından bir kozumuz olmalı ki bize kredi musluklarını açsın. Nasıl koz? Şimdi bak, kardeşler düğün salonunda bunu sarhoş edeceğiz. Sonra da kameraya alacağız, sonra da şantaj yapacağız. Böyle bir kaset onun herhalde yöneticilik karizmasını bir hayli çizecektir. Değil mi? Ulan yoksa gidip bozuk bilgisayar mı aldınız ha? Yok yok, çalışıyor vallahi. Da hava değişikliği yaramadı galiba. Bir de e-mail alacaklar. Daha bilgisayar çalışmıyor be. Kıymadık parayı, almadık doğru düzgün bir şey. Olacağı buydu baba. Bir plan geliştirdim kayınço. Sen de bana yardım edersen bu iş olur. Ne yardımı? Yarın akşam burada İpek'in nişanı var ya. Burada mı? Hani salondaydı? Durumlar değişti. Evet, nişan salonda ama bu salonda. Bu demek ki Çağatay'ı burada sarhoş edeceğiz. Adam hiç geçmiyor ki. Hallederiz kayınço, hallederiz. Sen yeter ki o içerken kamerayı sallama. Nereye mi? Evet. Ben içireceğim, sen çekeceksin. Ben içireceğim, sen çekeceksin. Ben içireceğim, sen çekeceksin kayınço. Nereden başlasam, nasıl yapsam ben bilmiyorum ki. Damat! Kadir! Ne oluyor efendim? Ne? Kalk çabuk! Ne oldu anne? Akşama İpek'in nişanı var. O zaman beni niye uyandırıyorsunuz anne? Gidin İpek'i uyandırın. Benim nişanım mı var yani? Çocuğum daha bir sürü işimiz var. Etraf toplanacak. Çabuk kalk, boşalt salonu. Bak ben gidiyorum, kızları kaldıracağım. Dönene kadar kalkmazsan seni kıyım kıyım kıyar, akşama yapacağım kıymalı böreğin içine koyarım, haberin olsun. Hı? İyi ki bir üç güveysi olduk ya. Bunlar benim etimden sütümden bile faydalanmaya başladılar. Damat! Emret babacığım. Kızlar! Kızlar! Kalkın bakayım çabuk! Çabuk kalkın! Ayol ben uyandırmasam bunları iki ay kesintisiz uyur ayol! Anne bağırma lütfen ya, uyuyamıyoruz! Cadı kızım benim. Zaten kalkın diye bağırıyorum ya. Ablan nişanlanıyor akşama. Daha bir dolu işimiz var. Elbise seçeceğiz, kuaföre gideceğiz, temizlik yapacağız, yemek yapacağız. Ay Allah'ım hangi birini yetiştireceğiz? Ay anne telaş etme ya, yetiştiririz.
annemi bilmiyor musun abla? Bugün bizi öyle bir koşturur ki Süreyya Aya'nın derecelerini bile geçeriz. Çok komik. Komiklik yapacağına kalksana. Ya tamam anne ya, kalktık işte ya. Uf. Hadi kalk çocuğum, kaldır kardeşlerini de. Ben çıkıyorum. Bak arkamdan yeniden yatma, sakın ha gebertirim. Sen de niye nişanlanıyorsun ki? Senin yüzünden uykusuz kalıyoruz. Ben hiç nişanlanmayacağım. Direkt balayına gideceğim. Ay. Bilmiyorum bu kadar iş nasıl toparlanacak? Şükran biraz apar topar olmadı mı bu nişan işi? Çocuklar acele etti. Hayır yani niye evde oluyor bu nişan? Şekil bu yeni damat böyle düğün salonu gibi filan şeylere sıcak bakmıyor. Nasıl sığacak o kadar insan buraya? Çok o kadar kalabalık olmayacak ki Mehmetciğim. Nasıl olmayacak? Çağırmayacak mıyız insanları? Kızımızı evlendiriyoruz ya. Nişanımızı görmeyecekler mi? Aman kim yetişecek oradan buradan Denizli'den Mersin'den? Konu komşuyu çağırırız o kadar işte. Gerisi de düğüne gelir. Hem Çağatay'ın da kimsesi gelmiyor. Annesi babası bir de kardeş. Oh yine maşallah her şey planlanmış. Benim haberim yok. Zaten ne olduğumuz belli değil bu evde. Aman Mehmet sinirlenmesene şekerim. Ya ne zaman sinirleneceğime bile karar veremiyorum bu evde. Hadi hayatım sen bana biraz para ver de alışverişe çıkılacak. Tabii anca para istemeyebilirsiniz zaten. Para lazım olunca aile reisi, para lazım olmayınca iskele babası. Ya ne yapacağız kayınca ya? Nereden bulacağız bu kamerayı, nasıl halledeceğiz ya? Ne kamerası enişte ya? Ya oğlum yeni damadı akşam sarhoş edip kameraya çekeceğiz ya. Ben yokum o işte enişte. Ne demek yokum? Bana çok saçma geldi. Yani adamı içireceksin de kameraya alacaksın da şantaj yapacaksın da sonra da bankasından kredi alacaksın. Nesi saçma bunun? Ya enişte para bulmak için bunları düşüneceğine çalışmayı denesene. Bak çalışmak yemin ediyorum daha kolay ya. Tamam işte çalışıyoruz. Çağatay'ın bankasından kredi çekip restoran açacağız. Ya enişte şantajla alınan paradan hiçbir hayır gelmez. Bu işler bana göre değil, kusura bakma. Ben şu dünyada kimseye yaranamayacak mıyım ha? Yaranamayacak mıyım? Para kazanmak için neler yapıyorum? Altılı ganyan oynuyorum, beğenmiyorsunuz. Kahvede yanık oynuyorum, beğenmiyorsunuz. Şantajlar planlıyorum, beğenmiyorsunuz. Ne yapayım ha? Sahtekarlık mı yapayım? Ne yapayım? Tamam mı? Ne bu Mehmet? Yeter mi? Daha 4 kişi kuaföre gideceğiz, saçımı boyatacağım. En az 100 milyon tutar. Anlamadım. Aman hadi Mehmet. Bu kadar işimin arasında bir de sana kuaför tarifesini vereceğim. Ya nesi varmış saçının? Daha yeni gittin kuaföre. Yeni mi gittim? Evet. Nedim Hanımların düğününe giderken gitmiştin ya. Mehmet. Onun üstünden 2 ay geçti. Tamam işte bozulmamış da. Bir tararsın mis gibi olur. Kızımın nişanında saçlarımı boyatmayayım mı ben? Dünürlerimin karşısında böyle rezil gibi mi çıkayım? Aman aman. İşiniz gücünüz gösteriş zaten. Baba ben çıkıyorum. Çık oğlum çık. Ben battım. Sen bari kendini kurtar. Günaydın abi. Hasan, ne yaptın lan bilgisayara? Ya kilitlenip duruyordun Mustafa abi. Ben de açıp bir motoruna bakayım dedim ama vallahi ben bunun motorunu bulamadım ya. Ya oğlum motoru olur mu bilgisayarın, araba mı bu? Motoru yoksa nasıl çalışıyor bu peki? Ya çalışıyor işte ne bileyim. Bir de ben şu ekrana sökeyim. Kesin motor arızası var bunda. Ya Hasan oynayıp durma oğlum şununla. Sanki 7 kuşak bilgisayarcı ya. Ya kilitleniyor işte ne yapayım? Ne yapılacağı çok belli Hasan'cığım. Ne? Bunu bize satan o 3 kağıtçı bücürü çağıracağız. Sen bu bilgisayarı nasıl dağıttıysan ben de onu öyle dağıtacağım. Hayır Mustafa abi. Bahadır yöneticinin oğlu ya. Kesinlikle dağıttırmam. Hasan. Ara şunu gelsin toplasın bu bilgisayarı yoksa babam yedirir bunu bize vallahi.
İpekciğim, nasıl hissediyorsun kendini? Akşama nişanlı bir kızsın artık. Mutlu musun? Ay, ne bileyim abla, içim bir tuhaf. Baba evinden ayrılıyorsun da yavaş yavaş ondandır. Evet, artık hayatımdaki bir numaralı erkek babam değil, kocam olacak. Sen orada? Hiç. Mehmet. Hadi üzülme artık. Kız gidiyor diye üzülüyorsun değil mi? Yok yok, bu doğanın kanunu, üzülme. Evet, nasıl kanunsa. Sen yıllarca büyüt, besle, öpüp kokla. Sonra elin oğlu gelip alıp götürsün senden. Merak etme. Bak Kadir için de kızımızı götürecek dedik. Ne oldu? İki gittiler, üç geldiler. Yerleştiler eve. Of! Abla, şu enişteme bir şey söyle, ne olur ya. Ne oldu ki? Yine tuvaleti ele geçirdi, 20 dakikadır içeride. Çıkar, çıkar. Gazetelerini okusun. Bulmacasını çözsün, akşam 5'e kadar çıkar. Defneciğim, bunun tek bir çözümü var, ondan önce davranmak. Kaç kere söyledim anlamıyor, ne yapayım? Mehmetciğim, ben ütülerdim onu. Yok yok, ben şimdi Terzi Hüseyin'e götürür, ona ütületirim. Onda pres ütü var, çok güzel ütülüyor. Ya baba, benim bir şikayetim var. Neymiş o? Eniştem tuvalette bulmaca çözüyor. Tuvalette bulmaca mı çözüyor? Evet, sabah giriyor, öğlene kadar anca boşalıyor tuvalet. Ben şimdi tıklatırım kapıyı. Dur, sen dur, sen dur. Sen şimdi kibarca tıklatırsın. Tut bakayım şunu. Çıktı kızım. Sağ ol baba. Uzun kalıyor musun tuvalette? Yoo. Ne yapıyorsun onca süre orada ya? Bütün detayları ile mi anlatayım babacığım? İstemez. Bundan sonra gazeteyle tuvalete girmek yok, tamam mı? Bak, mağdur oluyor insanlar. Peki babacığım. Ben çıkıyorum Şükran. Mehmet, bir dakika. Sana bir şey söyleyeceğim. Benimle biraz gelir misin içeri? Ya Nine, ne var? Canım sen gel, ben anlatacağım sana. Geç, geç. Gel. Nedir bu ya? Nedir bu çektiğim ya? Zehir zıkkım oldu hayatım ya. Uyuyamıyorum, gazete okuyamıyorum, hasta değil bir kahvaltı edemiyorum, tuvalette bulmacamı çözemiyorum, çorabımı çıkarıp istediğim yere atamıyorum. Nazi kampı mı burası ya? Gazozoları nerede ya? Beğenmiyorsan git de bir ev tut Kadir. Ev mi tutayım? Evet. Tutacağım da ben bu akşam İpek'in nişanı geçsin diye bekliyorum. İpek'in nişanı bir geçsin, yarından tez yok, kendi evimizde kalacağız. Bu burada geçirdiğimiz son gece olacak. İnşallah Kadir. Evet, ne var? Mehmet, akşama kıza ne takacağız? Ne mi takacağız? Tabii nişan var ya, bir şey takmak lazım. Evet doğru ya. Ne takılır ki? Vallahi oğlana da bir şey takmak lazım. Oğlana da mı? Tabii canım. Bak ben diyorum ki kıza bir zincir alalım, oğlana da bir bileklik alalım. Ne dersin? Ne diyeceğim? Ayvalık'tan alacağım evin paraları gitti derim. Sen dua et, Mustafa'yı evlendirmiyoruz. Yoksa koskoca bir ev düzüyor olacaktık. Ya ulan Hasan, bir tornaya sokmadığın kalmış bilgisayarı ya. Tamam abi, kızma. Yavaş. Merhaba millet. Neden çağırdınız beni? Küçük beyimiz de teşrif ettiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neden açtınız bunu Hasan abi? Ya Bahadır, bu kilitlenip duruyordu. Ben de meme falan mı yaptı acaba deyip açayım bakayım dedim. Evet Bahadır Bey. 150 milyon verdik, sizden bilgisayar aldık ama daha çalıştıramıyoruz bile. Hadi Bahadır ya, gözünü seveyim ya. Sen anlarsın bu işlerden. Şu topla bilgisayarı, ondan sonra çalıştır. Nereye gidersen git. Abi toplarız toplamasına da bu bilgisayar garanti kapsamı dışında kalmış. Garanti kapsamı mı? Ne demek şimdi o? Tamir etmek için para almak zorundayım abi.
Ne parası be? Bozuk bilgisayar sattın, bir de para mı istiyorsun? Bozuk değil daha bu. Siz bozmuşsunuz. Hasan, ben bunu döverim. Dur Mustafa abi, tamam. Hadi Bahadır, gözünü seveyim, yap şunu ya. 20 milyon servis parası alayım abi. Yok, öldüreceğim. Tamam, ben veririm abi. Al Bahadır, 10. Al sana 20. Sen geç şuraya, sen. Geç şuraya Bahadır, yap hadi. Yani abla, sen evleneceksin diye bu evi baştan aşağı üçüncü temizleyişimiz. Keşke hiç tanışmasaydım bu çocukla ha. Kusura bakma Defneciğim, senin rahatını düşünemedik. Ne diyor bu? Güneş gelme diyor. Anne, evi vermiyoruz, ablamı veriyoruz. Niye sürekli evi temizliyoruz? Ne yapalım benim cem fikirli kızım? Ablanı mı temizleyelim? Nişan diye bir şey niye var ki? Direkt yapın düğünü gitsin. Oldu canım. Yani nişansız mı dolaşsın düğüne kadar? Aa, tabii Defneciğim, biz evleneceğiz diye işaret koymamız lazım üzerimize, yoksa el alem ne der? Çok konuşmayın, çok konuşmayın. Daha bir yan işimiz var, pasta börek yapacağız. Aa, ayol, buralar hiç doğru dürüst süpürülmemiş, kırıntılar var. Ver onu bana sen. Süpür şurayı doğru dürüst. Aman İpek. Uf ya, her yerde temiz süper. Ben de start keseceğim. Tamam kızım, sık dışı, yarın gidiyoruz. Ben kendi odamı istiyorum. Vallahi ben de Ceren'cim. Ceren'cim, yani ne odası? Ya bu evde herkese tek tek oda düşüyor mu sanki? O zaman hamburger istiyorum. Hadi ben senin oda isteyen dillerini yerim. Tamam, öğleden sonra hep beraber kuaföre gideceğiz. Ben sana hamburger alırım. Anne, hamburger falan yok. Uf ya, hamburger yok, oda yok, uyku yok. Ne biçim hayat bu ya? Bakayım. İşte abi, çalışıyor bak. Bir tek sen buradayken çalışıyor. Sen gidince hemen kilitleniyor yine. Abi kilitlenme mitlenme yok, çalışıyor işte. Tamam o zaman. Al bilgisayarını, ver bizim 150 milyonu geri. Satılan mal geri alınmaz abi. Çalışan mal geri alınmaz. Tamam Mustafa abi, çalıştı işte. Doğru kullanırsanız çalışır abi. Siz kullanmayı bilmiyorsunuz ki. Bilmiyormuşuz. Sen daha doğmadan önce biz komşuda Atari oynuyorduk. Neyse abi, sen oynamaya devam et. Ben gidiyorum. İnternette arkadaşlar bekliyor. Hadi eyvallah. Dur abi. Kim bu ya? Ama senin küçük modelin. Ne demek bu şimdi? Küçük üçkağıtçı yani. Ne diyorsun? Ben zaten moralim bozuk, kırarım kemiklerini. Tamam enişte ya, sakin ol. Sen de git bir çay kap gel. Bak eniştemin morali bozuk. Yürü, yürü. Moralim bozuk zaten. Ay vallahi Şükran, en iyisini yapmışsınız. Ne o öyle gel git gel git. Hem millete de eziyet. Nasıl olsa düğüne gelecekler değil mi? Evet şekerim, biz de öyle düşündük. Tabii ya, aman. Takın yüzükleri, kesin kurdeleyi olsun bitsin. Merhaba hanımlar. Hoş geldin Müjgan'cığım. Kusura bakma, ellerim kirli. Geç otur canım. Önemli değil, önemli değil Şükran. Kolay gelsin Sevinç Hanım. Hoş geldin Müjgan. Hoş bulduk, hoş bulduk. Akşama da nişan varmış evde ha Şükran? Ya canım işte, bir kız daha gidiyor ya. Yavaş. Evde de nişan nasıl olur acaba? Ay hiç değilse bir yer tutsaydınız. Biz de onu konuşuyorduk. En iyisi aile arasında bitirmek bu işi. Masrafa hiç gerek yok. Doğru tabii. Bütçe meselesi bu işler. Biz herhalde Pelin'in nişanını 5 yıldızlı bir otelde yaparız. Oğlan tarafına mahcup olmamak lazım tabii. Buyur Kadir abi, çayın. Sağ ol. Yok. Kimsede kamera yok. Yok, aslında var. Var da vermiyorlar, ben biliyorum. Senin plan yatar o zaman enişte. Yok, benim plan yatmaz. Yatmaz. Biz bu akşam nişanda içki işini bir halledelim. Başka bir günde kamera işini hallederiz. Aa, Mustafa abi, İpek ablanın nişanında içecek miyiz biz? Yok Hasan, eniştem hayal kuruyor. O kadar insanın arasında içilir mi? Hele babamın yanında. Ne demek içilir mi? Eğlence değil mi bu? Elbette içeceğiz. Bence de yani. Ya iyi güzel diyorsunuz da nasıl içeceğiz? Hallederiz be kayınço, hallederiz. Senin asıl amacın İpek'in nişanlısını içirmek değil mi enişte? Canım isterse ona da ikram ederiz tabii.
el altın. Ne istiyorsun şu adamdan be enişte? Daha doğru dürüst tanımıyorsun bile. Ben hissederim kayınço. Bu adamda para var, başarı var, tip var, her şey var. Aileye girecek ve hepimizin karizmasını çizecek. Daha şimdiden ondan bahsederken ağızlarının suyu akıyor. Yarın öbür gün bir Çağatay kadar bile olamadın diye herkes başıma kalkacak. E'si o bizim karizmayı çizmeden bizim onun karizmasını çizmemiz lazım. Çizelim ki ayakları biraz yere bassın. Ya Kadir abi bir şey soracağım ben. Daha önceden böyle Dallas civarında falan bulunmuş muydun? O ne demek? Yani sende böyle hafif bir ciğerlik seziyorum yani o bakımdan sonra. Ya, ya, dur ya, dur ya. Vur. Ay, keşke Catherine çağırsaydınız Şükran. Catherine mi? Catherine kim Şükran? Ben tanıyor muyum? İlahi Sevinç Hanım, hazır yemek yapan şirketler var ya, onlara catering denir. Yani böyle ne isterseniz ısmarlıyorsunuz, getirip donatıyorlar masayı, ne isterseniz. Çağırırız, çağırırız. Düğüne çağırırız. Çağırmazsak ayıp olur zaten. Düğün nerede olacakmış? Aa, düğün tam sana layık bir yerde Müjgan. 5 yıldızlı otelde. Damat 6-7 yıldızlı otelde olsun dedi ama biz istemedik. Yük olmasın dedik damada. Aman canım, pırlanta gibi damat. Niye yük olsun? Ayda 6.000 dolar maaş alıyormuş, baksana. Öyle. Darısı senin başına Müjgan'cığım. Gerçi bu devirde böyle bir damat bulmak çok kolay değil ama. Neyse, ben de kalkayım artık hanımlar. Yani madem akşama davetliyiz, gideyim saçımı başımı yaptırayım, takı falan alayım. Ah canım, çok teşekkür ediyoruz. Hoş sağ ol yardımların için. Kayınço, alkol işi tamamdır. Bizim tekel bahane nevaliyi hazırlattırdı. Nasıl içeceğiz bunları ya? Gayet basit kayınço. Mutfağa geleceğiz, gideceğiz, geleceğiz, gideceğiz, içeceğiz. Babam görmez inşallah. Yok, merak etme, görmez. Usta, hoş geldin. Hoş bulduk. Ulan dombili, çekilsene önümden. Siz ne saklıyorsunuz öyle bakayım arkanızda, ha? Yok babacığım, ne saklayacağız? Ben akşam için eve biraz gazoz, mazoz, kola, mola, meşrubat almıştım da onları bir şey yaptım. Ne zahmet ettin enişte, biz alırdık. Olur mu canım? Baldızım 40 yılda bir nişanlanıyor yani. Çorbada benim de biraz şeyim olmasın mı tuzum? İyi, hadi çekil, çekil şuradan. Çekil. Kayınço, hadi bana yardım et. Üstünü değiştir de şunu eve bırakıp gelelim, ha? Tamam, ha, iyi olur. Baba, biz bir eve gidip geliyoruz. Merhaba çocuklar. Aa, merhaba Hüseyin abi. Merhaba Mehmet Usta. Merhaba Terzi, hoş geldin. Buyur. Demin selam verdim, duymadın. Kafan başka yerde galiba. Öyle, şu sıralar biraz dalgınım. Kız gidiyor ya Hüseyin abi. Usta o yüzden biraz bozuk. Evet kayınço. Mutfak var, hazırdır. Çok almışsın enişte ya. Bunun hepsini içersek kafayı buluruz akşam. Oğlum hepsini biz içmeyeceğiz ki. Çoğunu Çağatay içecek. Yakalarsak seni tanımıyorum, ona göre. Tamam, merak etme. Yakalanmayız, merak etme ya. Aa, ne zaman geldiniz siz çocuklar? Şimdi geldik anne. Ne yapıyorsunuz burada? Yaptığınız keklerin, çöreklerin ve böreklerin kokusu ta dükkana geldi anneciğim. Biz de Mustafa ile gelip bir tadına bakalım dedikti. Değil mi Mustafa? Ya öyle, çok güzel koktu anne. Bana bakın. Siz bir şeyler karıştırmıyorsunuz değil mi? Yok anne, ne karıştıracağız? Ay benim aslan oğlum, ah canım anne. Benim. Ah şuna bakın, ne kadar efendi, ne kadar uslu, ne kadar akıllı bir çocuk. Anne yapma ya. Akşam da böyle efendi olun, tamam mı çocuğum? Bakın biz kız tarafıyız, böyle ağır başlı ciddi olmamız gerek. Tamam mı evladım? Biz ağır başlı olmasına olacağız da bakalım Çato sarhoş olunca neler yapacak. Sen de erken bunalıma girmişsin be Mehmet Usta.
Hele bir düğünü bekle. Daha gitmedi kız. Kızın olsaydı beni anlayabilirdin Hüseyin. Yani hayırlısı olsun dediğinde için ürperiyor. Sanki kızını değil canını veriyorsun. Haklısın. Herkes yaşıyor o duyguyu bir gün. Çok zor, çok. Yani sevinecek misin, üzülecek misin, şaşırıyorsun. Böyle sersem gibi oluyorsun ya. Bunca yıl kızının hayatında başrol oynadıktan sonra ikinciliğe düşmek zor tabii. Hem de çok zor. Ya mutsuz olursa, ya üzülürse, ya pişman olursa, ya o çocuk benim baktığım gibi bakmazsa İpek'ime. Merak etme. Her şey iyi olur inşallah. Damadın çok iyi bir çocukmuş. En garibi de ne biliyor musun? Yani canını ciğerini evden yolluyorsun. Başkasına veriyorsun. Bir de böyle bir şey için nişan düğün yapıp kutluyorsun ya. Bu işlerin kuralı böyle Mehmet Usta. Hülya'nın nişanında göbekler atılırken ben sinir olmuştum. Herkes gülüp oynarken babaların içi kan ağlar. Bunu kimse bilmez. Hadi bakalım Mehmet Usta. Toparla kendini. Torunlarını severken moralin düzelir. Haklısın terzi. Haklısın. Ya benim de bu akşam Manisa'ya gitmem kötü oldu. Bizim birader de bir türlü iyileşemedi. Allah'tan Sevinç burada. Olsun be terzi. Düğünde beraber oluruz inşallah. İnşallah. Hepsi hazır mı kızım? Yüzükler, kurdele, makas ha? Hazır mı? Hazır, hepsi hazır anneciğim. Masa, bir eksimiz var mı? Anne yok, tamamdır her şey. Ha. İpek teyze herkes makyaj yaptı. Ben niye makyaj yapmıyorum? Sen daha küçüksün Ceren'cim. Büyü de gel Ceren Hanım. Bu yaşta hiç makyaj olur muymuş? Uf ya, herkes süslendi. Bir tek ben böyle kaldım. Sen böyle de güzelsin Ceren'cim. Ay çok heyecanlıyım Defne. Nasıl güzel oldun mu? Çok güzel oldun abla, fıstık gibisin. Ay çok heyecanlıyım. Yani nasıl olacak bu nişan, ne yapacağız biz? Vallahi ben de bilmiyorum abla. Ama merak etme, büyükler halleder. Sen gel deyince git, otur deyince otur, kalk deyince kalk. Hiç yorma böyle işlere kafanı. Öyle yapacağız artık. Göbek atmaya başlayana kadar biraz kasılırsın ama sonra işin kolay. Ne göbeği? Göbek falan atmayacağız. Vallahi annem oyun havası kasetlerini çıkarttırdı, teybin içine koy hazır olsun dedi. Ya saçmalama Defne ya, Çağatay'ın ailesi sadece klasik müzik dinliyor. Ay ne fena. Demek ki göbek atarken zorlanacaklar. Bak sakın ha, oyun havası falan yok. Vallahi bana söyleme abla, anneme söyle. Ya of ya Defne. Evet gençler, hadi bakalım ısınma turlarına başlayalım. Ya enişte bir dur, gelselerdi. Ya gelirler abi ya, biz başlayalım içmeye. Allah Allah. Evet. Buyurun bakalım. Evet. Yarasın. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kadir. Hulya. Mor menekşem. Ne kadar güzelsin. Hulya Avşar bile bu güzellikte senin eline su dökemez. Kadir saçmalama. İçki mi içiyorsunuz siz? Yok dök. Ver bakayım şunu. Öf, içki bu. Kim koydu bunun içine içkiyi? Sen koydun ya enişte. Yani bir damlacık bir şey. Ne yani, bu stresli geceden önce biraz rahatlamayalım mı? Babam görürse öyle bir rahatlatır ki sizi. Görmez görmez. Kadir abi biraz daha koysana. Çocukları da mı kandırdın Kadir? Çocuk muyuz abla, biz kendimiz istedik herhalde. İnanmıyorum yani. İçip içip erkek tarafına bizi rezil edeceksiniz. Aman! Sanki ben içince sapıtan rezalet çıkartan bir adamım. Bu ablan da beni hiç tanımıyor be kayınço. Kadir abi, hadi içelim güzelleşelim. İçerim koçum, baykuş hasanım benim. Hadi bakalım. Hoppa! geldiler. Vallahi geldiler. İpek, Defne geldiler. Misafirlerimiz geldi çabuk. Hadi, hadi seni. Merhaba. Aa, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin canım. Merhaba. Merhaba. Geçin, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çağatay'ın kardeşi. Merhaba canım. Merhaba. Ay çok güzel. Bu şekilde.
Mehmet Usta, takalım mı artık yüzükleri? Sen verirsin Sinancığım. Rica etsem sen yapabilir misin bunu? Ne demek rica Mehmetciğim? Gurur duyarım ya. Tamam. Şükran, başlıyoruz hayatım. Ah tamam hayatım. Canım şunu sorayım. Defne. Tamam anne. Evet. İzin verirseniz bu mutlu günümüzle ilgili kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Ay tabii. Bravo. Efendim, bugün burada İpek kızımızla Çağatay oğlumuzun nişanını yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Gençler birbirlerini görmüşler, beğenmişler ve bir yuva kuralım demişler. Akabinde bildiğiniz gibi Çağatay Bey ve ailesi İpek kızımızı babası Mehmet Usta'dan istemişler. Mehmet Usta düşünmüş, taşınmış, ölçmüş, biçmiş, sonunda uygun görmüş ve bugünlere kadar gelmişiz. Kim inanırdı ki yıllar önce minicik, mini minnacık bir bebek olarak dünyaya gelen İpek'in büyük, genç kız olup evleneceğine. Ya hayat böyle işte. İnsanlar doğuyor, büyüyor. Sonra evleniyorlar, bir yuva kuruyorlar. Çocukları oluyor. Sonra bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Peki nedir yuva kurmak? Müsaadenizle gençler, kısaca değinmek istiyorum. Biliyoruz Sinan abi ya, değinmesen de olur. Sabırlı ol Çağatay, profesyonelce düşün. Yuva kurmak bir sanattır çocuklar. Ay ne güzel konuşuyor değil mi? Ya. Yuva kurmak demek yalnızca bu yüzükleri takmak demek değildir. Yuva kurmak demek birbirini sevmektir, saymaktır. İyi günde, kötü günde ayakta kalmayı başarabilmektir. Peki güçlüklere karşı nasıl ayakta durulabilir? Tabii ki parayla. Para saadet getirmez ki diye düşünmeyin sakın. Getirir. Ama paranın da kölesi olmayın. Hükmedin ona. Para günü gelir sizi yurt dışında bir tatile götürür. Günü gelir Zekeriya Köy'de triplex bir ev sahibi yapar. Ay Sinan ev deme şuna. Millet de ev zannedecek. Pardon hayatım, şato diyecektim. Yüzükleri taksanız artık Sinan Bey. Evet, benim de söyleyeceklerim bitmişti zaten. uzatın bakalım ellerinizi ay, çocuklar. Evet. Kurdeleyi kim kesecek? Buyurun. Rica ederim efendim, siz buyurun. Estağfurullah efendim, buyurun buyurun. Lütfen, lütfen. Siz buyurun efendim. Aman efendim, rica ederim, buyurun. Lütfen, lütfen. Kırmayın beni. Ya buyurun. Ben kesebilir miyim? Aa tabii, ne demek buyurun. Hadi hayırlı olsun. Efendim, hayırlı uğurlu olsun. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kızım. Of ya, yine mi el öpme? Öp bakalım çocuğum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Teşekkür ederim. Yani kızım diye söylemiyorum ama gerçekten iyi yetişmiş. Affedersiniz. Alo. Ha, merhaba Bilo Hanım. Evet, akredite hesaplarının backup'ı yapılsın. Onu yarınki toplantıda görüşürüz. Çapraz kurdaki dalgalanmaya göre... Kayınçom, tam zamanı. Sen git enişte, beni bulaştırma, ne yapacaksın, sen yap. Pardon.
Maşallah, damadımız pek aktif. Sürekli iş başında demek ki ha Leyla Hanım? Öyledir Şükran Hanım. 7 gün 24 saat açıktır bizim oğlan. Telefonunu kapattığı an bankadaki bütün işler duruyor. Eve iş getirir mi hep böyle? Genellikle. Malumunuz yükselmek için çok çalışmak şart. Evlenmek de şart tabii. Ne demişler? Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Evet. Arkasında değil, yanında. Yarın sabah o zaman bir toplantı ayarlayın. Tamam, görüşmek üzere. Böyle bir akşamda bile iş ya Çağataycığım. Evet, mecburen. Tabii biraz da stres var değil mi? Çok daha gergin ortamlarda bulunmuştum. Öyle mi? Peki bir kola almaz mıydınızdı? Teşekkür ederim. Ama bu... Katkı maddeli kola, içinde biraz alkol var. Hiç çekinme. Bu gibi ortamlarda rahatlamak için biraz içmek lazım. Ben pek kullanmam da. Hadi canım, hiç mi? Ara sıra bir iki kadeh şarap. Oo, sen yaşama daha iyi be bacanak. Yani senin için erkek adam demişlerdi. Bunun erkeklikle ne gibi bir alakası var? Ha, anladım. Sen içeridekilerden çekiniyorsun. Senin için harbi delikanlıdır, hiç kimseden korkmaz demişlerdi ama... İpek biraz abartmış galiba. Ben yöneticileri daha cesur bilirdim. Öyledirler. Bir tane daha. Aslında içmek için iyi bir gece. Zira ben bu nişan işlerinden falan hiç hoşlanmam. O zaman devam edelim. Şu sert olan şişeye geçelim bari. Ben de aynı fikirdeyim. Hülya. Annem, efendim anneciğim. Nerede Ceren çocuğum, yok ortada? Bilmiyorum anne, içeridedir herhalde. Seti koysana, etraf biraz neşelensin. Ya iyi olur, cenaze evi gibi oldu vallahi. Tamam anne. Dede, hayır. Hayır. Hadi Sevim, sen başla. Olur mu ayol, sen annesin, sen başla. Abi, ha. Biz oynamayacak mıyız? Oğlum ilk biz kalkarsak içki içtiğimizi anlarlar. Ha. Çaktırma. Şu kolanı tazeleyelim bacanak. Bir dakika. Teşekkürler. Rica ederim, afiyet bal şeker olsun. Aslında içmiyor yani, Coca-Cola'dan başka bir şey içmez. Müsaade eder misiniz? Niye kimse oynamıyor? Kızım bu halin ne? Ne var halimde anne? Sen yapmadın, ben kendim yaptım makyajımı. Şşş! Çocuk işte. Ay, annesi hiç de meraklı değildir ama... Gerçekten.
kuşasın. Sıra sende. Ne sırası? Müzikeyi ver sana. Çağatay enişte. Gel buyurun. Teşekkürler. Defne kızım. Ya bana ne anne ya? Şükrancığım, kapatsak artık şu müziği diyorum. Ay ne güzel çalıyor Mehmet, bırak çalsın. Belki bir oynayan olur. Tabii canım, çalsın. Nişan ev olduğu belli olsun. Biri çatlayacak ama kim, çok merak ediyorum. Müsaaden nefettim. Bitti mi bacana? Bitti. Al o zaman yenisini vereyim. Oynamayacak mısın? Ben oynamam. Anlamam. Canım herkes anlıyor da mı oynuyor? Hadi yeni damat olarak ilk göbek atma işi sana düşer. Hadi. Tabii enişte. Herkes damadı bekliyor. Değil mi abi? Evet. Ama yok, aması maması yok. Bizim ailede oynamayan damada kız vermezler ona göre. Olur mu canım öyle şey? Aa, olur, bal gibi olur. Yani ben özgüveni düşük yönetici çok gördüm ama seninki gibi böyle yerlerde olanı ilk defa görüyorum. Ya doğru söylüyorsun enişte. Doğru. Tut şunu. Sen de amma meraklıymışsın be bacanak, hemen fırladın ortaya. Damat dediğin biraz ağır olur. Bak bize de öğren. İyi, ben oturayım. Aa, hayır, dur çocuğum, damat. Aa, oturma oğlum, oturma. Aa, göbek atalım biraz. Hadi, hadi Allah aşkına. Aa, hadi. Aa, oynayalım Allah. Oh, yeter artık. Oh. Allah! Ben dayanamayacağım abi, oynayacağım vallahi. Hasan, hadi kalk kalk. Kalk biz de oynayalım ya. Hadi ne yapıyorsun? Konuş yapma. Gel Esnem canım. Hadi gel. Allah! Hop, hop. Hadi bek. Siz adam olmayacak mısınız ha? Siz beni delirtmek mi istiyorsunuz ya? Biz bir şey yapmadık babacığım. Her şeyi yeni damadınız yaptı. Bizi yoldan o çıkarttırdı. İftira atma çocuğa. Ya ama ustacığım, vallahi biz oynamazdık. Önce o oynamaya başladı. Ona uyduk biz. Evet, doğru söylüyor. O kadar içirirseniz oynar tabii enişte. Hiç içmeyen adam nasıl içti acaba dün akşam o kadar? Tabii, nişanlandın ya, şimdi nişanlını kayırtıyorsun. Ya gizli gizli içmek demek ne demek ha? Siz ne biçim insansınız ya? Rezil ettiniz ailemizi be. Neyse Mehmet, sinirlenme. Oldu bitti işte artık. Yapmışlar bir eşeklik. Sen sus. Hep sen şımartıyorsun zaten bunları. Senin yüzünden ayyaş oldular hepsi. Senin yüzünden fırça yiyoruz enişte. Aman be oğlum, bir fırçadan ne olur be? Bana bak. Hemen bir ev bulup derhal gidiyorsun buradan, tamam mı? Sana bakarak bunlar da karardı ya. Nasıl yani? Bizi kovuyor musunuz babacığım? Evet, kovuyorum. Ben çıkıyorum Şükran. Ama babacığım... Baba... Dur, ben vereyim ceketimi, yemek her şeyi de düşürdüm aşağıya ya. Bu uğursuz damat olduğu sürece... bu ev başımıza geçecek neredeyse sinirlenme, ya. Sinirlenme, sinirlenme. Hadi, hadi gülelim. Akşama görmeyeceğim seni, tamam mı? Ne oldu Kadir, ne diyor baba? Kovdu bizi Hülya. Kovdu mu? Evet, kovdu. İstenmediğim yerde bir saniye bile kalamam artık. Aferin çocuğum, aferin. Prensip sahibi olmak güzel bir şey. Aa,
Yani getirip koydunuz şunu şuraya, sanki çok lazımdı ya. Lazım baba, kullanacağız. Hadi gelin kullanın bakayım nasıl kullanacaksınız. Girin şu internete bir e-mail alın da göreyim bakayım hadi. Mustafa abi. Şimdi şöyleymiş baba, direkt olarak internete giremiyoruz. Aldınız tabii bozuk makineyi, çalışmıyor değil mi? Yok usta, çalışıyor da. Önce bir internet şirketinden hesap açtırmak gerekiyormuş. Gidin açtırın o zaman, niye açtırmıyorsunuz? Açtıracağız da para lazım baba. O kadar para verip bilgisayar aldık, daha da para mı istiyorsunuz? Vallahi bilmiyorduk usta. Değil mi Mustafa abi? Çok değil zaten baba, yılda 150 milyon falanmış. Hı hı. 150 milyon, internete girmek için. Evet usta. Hani herkese açıktı bu internet. Hani bilgisayar alınca hemen giriyorduk internete. Bilmiyorduk baba. Ulan hem bilgi çağındayız diyorsunuz, hem internet lazım diyorsunuz, hem de bunu da bilmiyorsunuz. Bilmiyorduk baba. Bu mu bilgi çağı? Bitti Hülya. Gidiyoruz. Bu evde daha fazla kalamayız artık. Nihayet Kadir, jeton düştü. Evet düştü. Gidip en güzel evi tutacağız. Onlara muhtaç değiliz. Evet Kadir. Tutalım. En güzel evi tutalım. Tutalım hayatım. Tutalım. Bir de gazete alalım. Kahvemizi içtikten sonra emlak cemlaksı dolaşalım seninle. Tamam o zaman iş bölümü yapalım hayatım. Şimdi sen git bir gazete al. Ben burada oturup ilanları arayayım. Sen de emlakçıları dolaş. Ne yani? Şimdi sen oturacaksın. Ben emlakçıları gezeceğim. Öyle mi? Hani iş bölümü yaparsak daha hızlı buluruz diye ben şey ettiydim de. Hayır Kadir. Birlikte gideceğiz. Hayatında bir kez olsun tembellik yapma. Peki. Yok efendim yok. Size bundan sonra 5 kuruş yok. Lazım değil bana internet mi internet. Eskiden internet mi vardı? Yoktu baba. Kardeşinin nişanına kaç para gitti, haberin var mı senin? Yok baba. Ya Mustafa efendi, sizin için para istemek kolay. Hayat size toz pembe. İnternet de olsun baba, bilgisayar da olsun baba, o da olsun baba, bu da olsun baba. Baba sen de bizi iyice şımarık yaptın. Şımarıksınız tabii. Dün arabaya bindim, benzin yoktu depoda. Ya bütün gün geziyorsunuz, bitiriyorsunuz benzini. Bana bak, yani depoyu dün doldurdum, tamam mı? Haftaya eğer o ibre dibe vurursa, satarım arabayı. Arabayla dolaşmak yok bundan sonra. Peki baba, ben çıkıyorum o zaman. Anneciğim, biz şu emlakçılara bakmak için sizin arabanızı alabilir miyiz? Aç babana telefonu, sor çocuğum. Babama sormaya ne gerek var anneciğim? Anahtar orada. Sadece emlakçılara bakıp geleceğiz. Hadi anne ya, ev bulmamız lazım. Çocuğum, kaza falan yaparsınız. Sonra anlatamayız babana. Teessüf ederim anneciğim. Kaza ve ben. Asla bir araya gelmeyecek bir ikili. Geçen sene hepimizi direğin tepesine çıkarttın ya çocuğum. Anne, ev bulmamız için araba şart. Daha çok yere bakabiliriz. Doğru. Aman iyi, hadi alın gidin. Çok sağ ol teşekkürler anneciğim. Anneciğim sağ olun, sağ olun. Bir dakika, bir dakika. Babanızın haberi olursa ben bu işi bilmiyorum. Kadir ve Hülya ikilisini asla tanımıyorum. Tamam, bana tamam, uyar. Hadi gidelim. Gidelim Hülyacığım. Ah bir saniye Hülya. Anneciğim. Yine ne var? Şimdi biz ev tutacağız ya. Evet. Bu evi tutmamız halinde bir ilk ay kirası, 2 depozito parası, 3 emlakçı komisyonu gibi bazı masariflerimiz olacak ya. Evet. Şimdi ben diyorum ki hani dün ipeye takılan altınlar var ya. Hayır olmaz. Paramız yoksa nasıl ev bakmaya gidiyoruz Kadir? Tamam Hülya, halledeceğiz. Hadi gidelim yavrum, hadi. Sen al montunu montunu, ben de alayım anahtarı manahtarı. Hadi canım, hadi. Hülya'nın altınlarını yedi, şimdi sıra ipeğinkilere geldi. Ay bu bizi kuyumcu zannediyor galiba. Aman, aman. Benim oğlum gelmiş, aslan güzel oğlum gel. Ay benim çocuğuma bakın siz. Dur, canım çok sıkkın zaten. Ne oldu, ne var? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Var var, bir şeyler var ben anlarım. Ne oldu anlat bana bakayım, gel gel. Otur şuraya, otur, bir şey olmuş sana, ben anlamaz mıyım canım? Ne oldu? Bana bak, yoksa babanla mı tartıştın? Çocuk gibi azarlıyor anne ya. Niye, ne oldu da azarladı? Dükkana bilgisayar aldık, beğenmiyor. 3 kuruş daha verip internet alalım diyoruz, şımarıksınız diyor. Sanki ben sorumsuz biriyim ya.
Olur mu çocuğum? Senden daha sorumlu evlat mı olur? Ama babam öyle düşünmüyor. Sanki ben baba parası yiyorum ya. Sanki o dükkanda hiç çalışmıyorum. Tabii evladım, çalışıyorsun. Çalışmayacağım artık. Bırakıyorum işi. Saçmalama oğlum, ne iş yapacaksın? Yapacağım işte bir iş. Tornacı olmayacağım ben. Hem madem beni züppe olarak görüyor, ben de züppelik yaparım artık. Ne oldu abi? İki haftada bir depo benzin harcadık diye duymadığımız laf kalmadı. Elin oğlu bir depo benzini bir gecede harcıyor ya. Boş ver abi ya, takma kafana. Bir eğlencelik arabamız vardı, onu da satarım diyor. Nasıl satarım diyor? Dün depoyu doldurmuş. Bir gram benzin harcarsak satacakmış. Of ya, of! Eyvah! Şimdi yandık. Ne oldu anne? Enişten arabayı aldı gitti biraz önce. Aman, bari depoyu doldurup da getirse. Enişten! Doğru, saçmaladım. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın... Ay. Aman, nerede kaldı bu hülyalar? Anne, ben çıkıyorum. Aa, nereye? Çağatay'la yemeğe gidiyoruz. Ay aman da aman, nişanlısıyla yemeklere çıkarmış benim kızım. Anne, ben de çıkıyorum. Hayda, sen nereye? Arkadaşlarla buluşacağım. Kızım, baban gelir birazdan. Ablam gidiyor ama. Çocuğum, o nişanlı sen nesin? Ay o kadar mutluyum ki, iyi ki nişanlandım. Ne yani, nişanlı değilim diye çıkamayacak mıyım ben şimdi? Bu işler böyle. Artık baban ablana bir şey demez ama sana der. Ya üf ya, haksızlık bu. Ya, nişan niye yapılıyor sanıyorsun? Çiftler rahat rahat gezsin, birbirini tanısın diye. Sen de nişanlan, sen de gez. Evet Defneciğim. Benim artık dışarı çıkma pasaportum var. Bu demek ki ben gidiyorum, sen kalıyorsun. Bay bay. Hadi. Hadi sen içeri bakalım küçük hanım. Bu saatte çıkamazsın. Üf ya. 18 yaşını doldurdum. Üniversiteyi de kazandım. Bir de nişanlanmam mı gerekiyor bu saatte çıkmak için? Evet. Bravo. Bildin. Ben gidiyorum anne. Ablasıyla gitti dersin. Herhalde nişanlı olan bir kızın o kadarcık forsu vardır bu evde. Defne. Bak sen... Defne! Aa, deli bu kız ayol. Gitti vallahi. Aa. Merhaba anne. Ne oldu? Pek mutlusun. Ev mi tuttunuz? Kadir'le Boğaz'da dolaştık anne. Kavağa gittik. Çay içtik. Kadir bana şiir okudu. Çocuğum, siz ev tutmaya gitmemiş miydiniz? Anne, araba olunca dayanamadık. Ne yapalım? Allah Allah, Allah Allah. Kadir nerede? Getirdi mi arabayı? Kadir gitti. Bir işi varmış anneciğim. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Şimdi yandık. Sakar çırak baykuşa sen? İyiyim Ceyar Kadir enişte, sen nasılsın? İyiyim. Bozma abi saçlarımı ya. Mustafa abin yok mu? Yok, bugün erken çıktı. Bayağı oldu çıkalım. Hadi ya. Ne oldu ki? Ya arkadaşlar, madem altında araba var, hadi bir rakı içelim dediler. Ben de Mustafa abine bir kıyak yapacaktım, onu da götürecektim ama kısmet değilmiş. Vay Kadir abi, araba aldın ha? Yok be oğlum, kayınpederin arabası. Mehmet Usta'nın mı? Benim başka kayınpederim mi var? Al bugün sen kullan dedi. Allah Allah. Ya Kadir enişte, bir yanlışlık olmasın? Yok, yanlışlık yok. Sakar çırak baykuşa sen. Neyse hadi ben gideyim. Yolum uzun. Daha ta Silivri'ye gideceğiz. Mustafa. Efendim anne. Eniştenden bir haber var mı çocuğum? Yok, niye? Oğlum araba onda, o da ortalarda yok. İyi. Ne demek iyi? Ya baban anlarsa arabanın yokluğunu? Ya anlamaz anne, nereden anlayacak? Dede. Efendim yavrum. Benim çok canım sıkıldı. Birazcık arabayla gezelim mi? Gezelim yavrum, gezelim. Sen iste yeter ki. Anneannemi de alır mıyız? Alırız tabii. Hamburger alır mıyız? Hayır Ceren. Alırız yavrum, alırız. İlgi görmüyorsun. Bari hamburger gör. Ben bir çaya bakayım.
teyzesiyle oturmuş burada güzel güzel sohbet edermiş. Şükran. Efendim canım. Hadi kalk torunu da alıp şöyle bir arabayla dolaşalım. Arabayla mı? Arabayla mı? Evet. Şöyle arabayla Boğaz'a doğru bir gideriz. Torunumun canı sıkılmış. Boğaz'a doğru. Evet, Boğaz'a doğru. Bu saatte. Ne var saatte çocuğum? Ama geç oldu Mehmet. Bu saatte dışarı çıkılır mı? Evet. Ya demin kızları sorduğumda daha erken gelirler birazdan demiyor muydun? Ben mi? Öyle mi dedim? Evet, öyle dedim. Hadi anneanne ya, gezelim. Kızım, karanlık havada gezilir mi? Ne göreceksin bu havada? Yarın sabah gezeriz, olur mu? Tabii tabii. En iyisi yarın gündüz gözüyle gezin siz. Ya kız şimdi istiyor. Niye sabah erteliyorsunuz? Hayır Mehmet. Zaten gözlerin zayıfladı. Gece gece bir kaza yaparsın. Benim gözlerim zayıfladı. Hadi canım sen de ya. Evet baba, zayıfladı. Gece görmüyorsun artık. Zaten farların durumu da pek iyi değil. Aa, ne kadar tehlikeli. Bana bak, sen geliyor musun, gelmiyor musun? Biz sensiz de gidebiliriz yani. Tabii tabii, gidebilirsiniz de. Ama gitmeseniz daha iyi olur. Annem kırılır sonra. Evet, evet kırılırım. Çok kırılırım. Yürü kızım, yürü. Biz gidelim. Bu anneannenin yine anlamsızlığı tuttu. Ay Mehmet, bir dakika, bir dakika. Gitmeyin. Şey, ben seninle bir şey konuşmam lazım. Neymiş o? Otur. Evet. Nereye gideceksiniz? Bismillah. Ben Boğaz'a gideceğiz dedik ya. Dedin değil mi? Evet. Peki ne yapacaksınız Boğaz'da? Balık tutacağız. Belki biraz da yüzeriz. Ya ne yapılır Boğaz'da? Bakıp bakıp geleceğiz işte. Ya baba, bir Boğaz'a bakmak için ta oralara gidilir mi? Açalım televizyonu, bir ara Nasos'a gösterir Boğaz'ı. Evet, evet. Hadi aç. Açayım ben. Benzin fiyatlarına bugün %2 ila %4 oranında zam yapıldı sayın seyirciler. Buna göre İstanbul'da süper benzin litre fiyatı 1.880.000 İyi ki doldurmuşum depoyu, zam gelmiş işte. Hadi dede ya, hamburger almaya gidelim. Gidelim ya. Hayır, hayır. Ay Mehmet, çocuğa hamburger mi alacaksın? Evet. Ay, ay ne kadar zararlı bir şey. Tabii canım, sırf kolesterol. Olmaz Mehmet. Torunuma zarar vermene izin veremem. Ufan anne ya. Yürü kızım, yürü. Yedirirler, yedirirler hamur işlerini. Deden bir hamburger ısmarlayınca da laf ederler. Hadi kalk. Ay Mehmet dur. Kalk. Hayır, bir dakika Mehmet, bir şey söyleyeceğim. Mehmet. Yine ne var ya? Hava çok serin, çıkarma çocuğu. Çıkartıyorum efendim. Karışan olursa da çok fena olur ona göre. Ben açarım. Nerede kaldın enişte ya? Sorma kayınço, sorma. Ah, hadi siz de gidin. Yaşasın, arabayla gezmeye gidiyoruz. Yürü kızım, yürü. Arabayla mı? Evet, arabayla. Niye şaşırdın ki? Yok canım, niye şaşıracağım? Ya kardeşim, aşağıda bırakıp niye gidiyorsun beni? Ne olacak bu para? Tamam, yarın halledeceğiz kardeşim, yarın halledeceğiz. Bir dakika, bir dakika. Ne parasıymış bu? Ya bu arkadaşın Tekirdağ yolunda benzini bitmiş. Buraya kadar çektirdi. Şimdi de parayı vermiyor. Ne olacak belli mi lan? Tamam, yarın halledeceğiz, halledeceğiz. Bir dakika, nasıl bir araba bu? Ya beyaz station bir kartal, 34TA6703 mi ne? Tamam babacığım, sözlü. Yarın hemen depoyu fulleyeceğim, full dolduracağım yani. Ya siz beni delirtecek misiniz ya? Ya siz adam olmayacak mısınız ya? Ya bizim arabanın bu damatta ne işi var? Damadın Tekirdağ yolunda ne işi var? Bu arabanın benzini deposu kaç paraya doluyor biliyor musunuz? Siz beni delirtmişsiniz ya. Nedir beni sizden çektiğim ya? Sen beni bir şey ya. Bırakın beni. Sana